Dördüncü sınıf matematik dersi, doğal sayılarda çıkarma işlemiyle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Size tavsiyem önce durdurun, soruyu çözün, sonra bakın bakalım ben doğru yapıyor muyum, yapmıyor muyum? 2456 liralık paranın 1310 lirası harcanırsa parada bir eksilme olur. Eksilme durumunda da benim çıkartma işlemi yapmam gerekiyor. 1310'u çıkartıyorum hemen. 6'dan 0 çıkarsa 6 kalır, 5'ten 1 çıkarsa 4 kalır, 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır, 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Dikkat. Onluk bozmadan çıkarma diyoruz buna. Çünkü çıkarma işlemi yaparken komşudan bir onluk almadık. 1146 doğru yanıtımız B seçeneği. 1375 sayısına aşağıdakilerden hangisi eklenirse sonuç 3767 olur. Bakın şimdi buradaki soruyu matematik diliyle yazalım sizlerle. 1375. Niye yazıyorum biliyor musun? Çünkü eklenirse dediği için öğrencimiz orada toplama işlemi yapma gereği duyuyor. 1375'in üzerine ben bir sayı ekliyorum. Şöyle bir sayı kutuyla göstereyim. Ve işlem sonucu 3767 oluyormuş. Sevgili öğrenciler, baktığımız zaman burada toplama işleminde verilmeyen toplanan, değil mi? Şuradaki sayıyı bulmamı istiyor benden. Oradaki sayıyı bulmak için de toplamdan, yani 3767'den verilen diğer sayıyı, yani 1375'i çıkartmam gerekiyor. 7'den 5 çıkarsa 2 kalır. Dikkat et buraya. 6'dan 7 çıkmayınca komşudan bir onluk alırız. İkinci sınıftan itibaren biliyoruz. Yalnız şöyle yapacağız. Onluğu alır almaz buradan bir tanesini düşür. Geriye 6 kalsın. Yani üzerine bir çizgi at. Daha sonra bulduğun sayı yukarısına yazabilirsin. 16'dan 7 çıkarsa 9 kalır. 6'dan 3 çıkarsa 3 kalır. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. 2392 doğru yanıtımız C seçeneğidir. Eğer onluğu düşürmezsen direkt 7'den 3'ü çıkartırsın ve burayı 4 bulursun. O da seni D seçeneğine götürür. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer sorumuz. 4002 sayısından 1971 çıkarılırsa elde edilen sonuç aşağıdakilerden hangisidir diyor. Direkt çıkarma işlemini vermiş zaten, bahsetmiş orada. Sıfırlı olan sayılarla çıkarma işlemi yaparken biraz zorlanıyor sanki öğrencilerimiz. Kolay. 1971'i hemen çıkartıyorum. Şimdi birler basamağı çıkıyor. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Bakın. Sıfırdan 7 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Onluk yok. Diğer komşuya. Binler basamağına gideriz. Bir tane onluk alırız. 3. Bu buraya verir onluğunu. Şimdi bu buraya verir. Bu da yan tarafına verir. Yani bu 10'du. Bir de yan tarafına verirse burada 9 kalır. Burada da 10 olur. 10'dan 7 çıkarsa 3 kalır. 9'dan 9 çıkarsa 0 kalır. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. 2031 doğru cevabım D seçeneğidir. Eğer almış olduğun onluğu düşürmezsen 4'ten 1'i çıkartır 3 bulursun. Bu da seni B seçeneğine götürür. Lütfen dikkatli olalım. Bir diğer sorumuz. 7500 gramlık zeytinyağının önce 4310 gramı sonra da 1275 gramı kullanılıyor. Kalan zeytinyağı kaç gramdır diyor. Şimdi iki durumda eksilme var. Ben sana bunu iki yoldan göstermek istiyorum sevgili öğrencim. Birinci yolu iki tane çıkartmayla yapıyorum. 7500'den önce 4310 gramı kullanılıyor. 4310'u çıkartarak geriye kalan sayıya bakacağım. Sıfırdan sıfır çıkarsa sıfır kalır. Sıfırdan bir çıkmaz. Onluk kaldım. Burada 4 kaldı. Ondan bir çıkarsa 9 kalır. 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. 3190 gram kalmış. Daha sonra 1275 gramı kullanılmış. Yine 1275'i çıkartarak kalan sayıdan sonuca ulaşabilirim. Sıfırdan 5 çıkmaz. Onluk kaldım. 8 kaldı. Ondan 5 çıkarsa 5 kalır. 8'den 7 çıkarsa 1 kalır. Birden 2 çıkmaz. Onluk aldım. 2 kaldı. Bak, onluk alır almaz o sayının düşürüyorum. Bir eksiğini düşürüyorum ve tepesine yazıyorum. Yoksa yazmasam unuturum. Hani ben unutmam da ama öğrencilerin çoğu unutuyor sevgili öğrenciler. Unutuyorsan düşürür düşürmez hemen çizip o üstüne kalan sayı yazabilirsin. 11'den 2 çıkarsa 9 kalır. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. 1915 doğru cevabım A seçeneği. Ama ben size bana kalsa bunu ikinci yolla yapalım. Sevgili öğrenciler. Önce 4310 gramını kullanıyorum. Daha sonra 1275 gramını kullanıyorum. Toplamda ne kadar kullanmışım zeytinin ne kadarını tüketmişim? 5 0 daha 5 eder, 7 1 daha 8 eder, 3 2 daha 5 eder, 4 1 daha 5 eder. 5585 gramını kullanıyorum. Benim 7500 gram zeytinyağım vardı. Bunun 5585 gramını kullandım. İki seferde geriye kalanı bulacağım. Sıfırdan 5 çıkmaz. 10'luk aldım. 4 kaldı. Burası 9. Burası 10 olur. Değil mi? Ondan 5 çıkarsa 5 kalır. 9'dan 8 çıkarsa 1 kalır. 4'ten 5 çıkmaz. 10'luk aldık. 6 kaldı. 14'ten 5 çıkarsa 9 kalır. 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. 1915'i bu şekilde de bulabilirsiniz.
Bir diğer sorumuz. 1375 ile bir sayıyı topluyorum. Yani sayıyı orada üçgenle veriyor. Üçgen orada nedir? Bir geometrik şekil değil. Bir sayı. Bir sayı yerine üçgen sembolü kullanıyorlar. A diyebilir, B diyebilir vesaire. Acaba üçgen yerine hangisi gelmelidir? Şimdi sayıları basitleştirerek hangi işlemi yapacağına daha iyi karar verebilirsin. Yani buradaki sevgili öğrencim, yani ya toplama yapacaksın ya çıkarma yapacaksın. Toplama yaparsan, yani yüzlüklerini, onluklarını, birliklerini bırak. Birinde 4000 var, birinde 1000 var. Sen yani topla sayı 5000'li bir sayı olur. Bak seçeneklerde yok mesela. Ne demek ki burada çıkarma işlemi yapmam gerekiyor. Şöyle de yapabilirim. Şimdi 2 ile ben bir sayı topluyorum. Kaç oluyor? 5 oluyor. Kaç bu sayı? 3 diyor bana. Tamam. Nasıl buldun peki bu 3'ü? 5'ten 2'yi çıkardım. Aynı mantık, sen de bundan bunu çıkar. 4146'dan 1375'i hemen çıkartıyorum ve üçgen yerine yazılacak sayı buluyorum. 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. 4'ten 7 çıkmaz. Onluk aldım. 0 kaldı. 14'ten 7 çıkarsa 7 kalır. 0'dan 3 çıkmaz. Onluk aldım. 3 kaldı. 10'dan 3 çıkarsa 7 kalır. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. 2771 doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz. Yanındaki çıkarma işleminde kare ve üçgen yerine gelmesi gereken rakamlar aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi verilmeyen rakamı bulma toplamada da var. Ama çıkarmadaki daha zordur sevgili öğrenci. Çarpmadaki bu ikisinden daha zordur. Burada almış olduğun onluklara dikkat etmen gerekiyor. Şunu yapmayacağım. Bak, bazıları şöyle yapıyor. Onluklardan başlıyor mesela. Diyor ki 7'den kaç çıkarsa 4 kalır. Hemen buraya 3 yazıyor mesela. Yanlıştır bu sevgili öğrenci. Çünkü ben burada birliklere bakacağım. Niye? Diyor ki işte birlikler çözülmüş zaten. Ya çözülmüş de hadi bunu çözerken komşudan bir onluk aldıysa. Değil mi? 2'den 3 çıkmaz. Komşudan onluk aldım. Burası 6. 12'den 3 çıkarsa 9 kalır. Ya bak, demek ki orası 7 değilmiş. Orası 6'ymış. Bunu demek istiyorum sana. Bu tarz sorularda birler basamağından başlamam gerekiyor. 6'dan 2 çıkarsa 4 kalır. Şöyle yapıyor işte. 6'dan ben 4'ü çıkartırsam 2 kalır. Ya hayır, sen orada yüzlüklere bir bak bakalım. Sıfırdan 9 çıkmaz. Komşuya gitti. Onluğu aldı. Geri kaldı 5. Ondan 9 çıkarsa 1 kalır. Bak, orası 6 değilmiş. 5'miş değil mi? Daha demin 4 yazmıştık mesela. Yanlış bu. 5'ten 3 çıkarsa geriye 2 kalır. Demek ki bizim bu tarz sorularda birler basamağından başlamamız gerekiyor. Bir de komşudan bir onluk aldık mı, almadık mı? Bu bizim için önemli. Aldıysak hemen onu düşürmemiz gerekiyor. Kare 3'tür. Üçgen de 2'dir. Doğru cevap da A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Bir çıkarma işleminde çıkan 1378, fark 1519'dur. Buna göre eksilen aşağıdakilerden hangisidir? Eksilen sayıdan çıkan var. Eksilenden çıkan çıkartırsam geriye ne kalır? Fark kalır. Hepsini baş harfleriyle yazdım. Bak, şöyle bir değer verim. Eksileni istiyor. Ben çıkan yerine atıyorum 2 veriyorum çocuğum. Farka da ne vererek? 7 verelim. Eksilen sayıdan 2'yi çıkartırsan 7 kalıyor. Nedir eksilen sayı? Herkes 9 der gibi burada değil mi? 9'dan 2 çıkarsa 7 kalır. Peki bu 9'u nasıl buldum? Bu ikisini topladım. Demek ki eksileni bulmak için çıkanla farkı toplamam gerekiyor. Çıkan sayımız 1378, farkımız 1519. İkisini toplar ve eksileni bulabiliriz. 9, 8 daha 17'nin 7'si elde var 1. 7 1 daha 8 1 elde 9 eder. 5 3 daha 8 eder. 1 1 daha 2 eder. 2897. Bazıları da şöyle yapıyor. Ya diyor, bu videonun başlığı zaten çıkarma işlemi. Ben sürekli çıkarma işlemi yapayım. Yanlış bir mantıktır. 2897 doğru yanıtımız C seçeneği. Bir diğer sorumuz. 6250 gramlık bir toz şeker torbasından 2760 gram şeker alınıyor. Alınma durumunda şeker azalır. Azalma durumunda da ben çıkarma işlemi yaparım. 6250'den 2760'ı hemen çıkartıyorum sevgili öğrencim. 0'dan 0 çıkarsa 0 kalır. 5'ten 6 çıkmaz. 10'lu kaldık. 1 kaldı. 15'ten 6 çıkarsa 9 kalır. 1'den 7 çıkmaz. 10'lu kaldım. 5 kaldı. 11'den 7 çıkarsa 4 kalır. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. 3490 doğru cevap B seçeneği. Aşağıdaki sayılardan hangisine önce 500 eklenip sonra 1270 çıkarılınca sonuç 3500 olur diyor. Sevgili öğrenciler, burada bir ters işlem vardır. Bak, bir sayımız var. Kutuyla gösteriyoruz. Değil mi? Biz bu sayıya 500 ekliyoruz.
artı 500. Daha sonra bu sayıdan 1270 çıkartıyoruz. Eksi 1270 ve bu işlemlerin sonucu da 3500 buluyoruz. Senden baştaki sayıyı isterse burada bizim ters işlem yapmamız gerekiyor. Nedir ters işlem? Sırayla gidiyorsun. Şöyle düşün. Bir sayıdan 1270 çıkarınca 3500 oluyor. O zaman biz o sayıyı bulmak için 3500 ile 1270'i toplamamız gerekiyor. Ya da bu şemayı çıkarttıktan sonra geriye doğru geliyorum. Buraya doğru geldim. Ne diyor? Eksi 1270. Tam tersi artı 1270'tir. 0, 7 0 daha 7 eder. 5 2 daha 7, 3 1 daha 7, 4770. Soru şöyle oldu. Bir sayıya 500 ekliyorsun, 4770 oluyor. Ya da tersine geliyorsun şöyle. Artı 500 diyor. Artı 500'ün tersi nedir? Eksi 500'dür. En son bulduğum sayı 4770. Bundan ben hemen 500'ü çıkartıyorum. 0, 7'den 0 çıkarsa 7 kalır. 7'den 5 çıkarsa 2 kalır. 4'ü de aşağı indirdim. 4270'i buldum. Doğru yanıtımız D seçeneği. 5000 metrelik bir atletizm yarışmasında en önde koşan atletin bitişe gelmesine 1200 metre vardır. İkinci sıradaki atlet en öndekinin 125 metre gerisindedir. Buna göre ikinci sıradaki atlet yarışın başından beri kaç metre koşmuştur? Şimdi bu anlamaya dayalı bir soru. Şimdi bizim şöyle bir yolumuz olsun. Burası başlangıç, burası da bitiş olsun sevgili öğrenci. Ve buradaki mesafenin 5000 metre olduğunu söylüyor. Hareket soruları, hız sorularında sevgili öğrenciler basit bir çizmeyle soruyu çok daha rahat anlayabilirsiniz. Burası finişimiz değil mi? Şöyle yapalım. Şimdi diyor ki en önde koşan atletin bitişe gelmesine 1200 metre vardır. Şöyle bir en önde koşan bir atlet yapmak istiyorum. Şuradaki mesafe bitişe varmasına ne kadar varmış? 1200 metre var. 1200 metresini yazdım. Sonra diyor ki ikinci sıradaki atlet en öndekinin 125 metre gerisindedir. Yani şöyle bir yine ikinci sıradaki atletimizi yapalım. Şu ikisi arasındaki mesafe 125 metre. Peki ikinci atletin bitiş çizgisine ulaşmasına ne kadar var? Bir kere bir 1200 metre var. Bir de 125 metre var. Bu ikisini hemen topladım. 5, 2, 3 ve 1. Dikkat et. Yani 5000 metrelik yolun ikinci atlet bitirmesine 1325 metre var. Bak bizden ne istiyor? Dikkat et lütfen buraya. Buna göre ikinci sıradaki atlet yani yeşil olan yarışın başından beri senden şuradaki mesafeyi istiyor sevgili öğrencim. Yarışın tamamı 5000 metre değil midir? Bitişe varmasına hesap yaptık ya burada. 1325 yok mu? 5000'den ben 1325'i çıkartarak şu mesafeyi bulabilirim sevgili öğrenci. Çıkartıyorum. Sıfırdan 5 çıkmaz. 10'luk kaldık. Bak 4 olur. Bol sıfırlı sayılarda. Burası 9. Burası 9. Burası 10. Ondan 5 çıkarsa 5 kalır. 9'dan 2 çıkarsa 7 kalır. 9'dan 3 çıkarsa 6 kalır. 4'ten 1 çıkarsa 3 kalır. 3675 doğru cevap D seçeneği.